1937 Mayısında Almanya'nın arka planı Tam manasıyla hadiseleri izah başlamadan evvel bu fasılda vazifeme başladığım tarih olan 1 Mayıs 1937'de Almanya'nın vaziyetine mümkün olduğu kadar kısaca anlatmak isterim. Hitler 4 seneden beri iktidar mevkindeydi ve bu müddet zarfında Almanya'ya askerlik, sanayi ve maneviyat sahasında muazzam ilerleyişler yaptırmıştı. Bu memlekette artık kuvveti müracaattan başka bir kanun yaptırılamayacağı tahakkuk etmiş bulunuyordu. Sarri arazisi 1935'te Almanya lehine ezici bir intihap ekseriyetiyle Almanlara geçmiş ve 1936 Mart'ında Aheniani'ye tekrar işgal ve tahkim edilmişti. Su muahhedelelere ile Almanya'nın icbar edildiği bütün dahili tahditler bu suretle ortadan kalkmış ve hazırlık sırası ondan sonraki merhale olan Büyük Almanya'nın tevhidine yani Avusturya'nın Sudet arazisinin memel ve Danzig'in ilhakına gelmiş bulunuyordu. Askeri hazırlıklar Nazi politikasının hakiki hedefini teşkil ediyordu. Ordu ve hava kuvvetleri kadroları süratle artırılıyordu. Hava müdafası büyük bir miktarda genişletiliyor. Askeri hizmet bir seneden iki seneye ibla ediliyor. Çalışma hizmeti. Daha şumullü bir şekil alıyor ve memleketin bütün gençliği, Hitler gençliği teşkilatına ithal ediliyordu. Almanya ilk telgraflarımdan birinde yazdım ve Çiğli beşikten mezara kadar asker oluyordu. Görmesini bilen için mesele gün gibi meydandaydı. Yalnız işin en mühimi bu muazzam Alman kuvvetinin meşru hedeflerine varmak için mi yoksa meşru olmayan ihtirasları teskin için mi kullanılacağı meselesiydi. Ben size demedim miydi? Ciler bu bapta hiç şüphe olmadığını iddia edeceklerdir. Bu iddia belki mümkün olabilir fakat bunun için ispat lazımdır. İktisat nezareti askerle doluydu. Fiilen memleketin iktisadiyatı tamamen askerlik cihazının emrine verilmişti. Nazi fırkasının şuarları daima ırkın temizliği tereyağı yerine top sözleriydi. Bütün sanayi faaliyetlerin semereleri Kadri Nenat, planına yahut başka tabiriyle Almanya ecnebi ithalatına karşı müstakil bir hale koymak emelini atfediliyordu. Nazi sistemi Alman milletini müthiş bir harp makinesi haline koymak için her şeyden daha mükemmel surette tanzim edilmiş idi. Ekseriya Parti'nin şekil ve sıfatı ile ihtas eden siyasi faaliyetine karşı ordunu gösterdi. Müsamahanın ezbabını buna atfetmek doğrudur. Saygfrit'in büyük bir sabır ile ocakta dövdüğü kılıç harice karşı vaziyetin en telaşa düşülecek bir alameti oluyordu. Hayat pahasının artması, mevcudiyet istandarının tedennisi, Fırkanın mübalağalı istekleri şahsi hürriyete karşı olan tazlik milletin ağır surete dalına biniyor ve dahilde büyük bir memnuniyetsizliğe sebep oluyordu. Evet naziler teraya yerine top diyorlardı. Eğer bu milletin zararını olarak hakikaten mühimmat imalinde kullanılmamış olsaydı Almanya süt istihzalatı itibariyle kendi kendine kifayet edebilirdi. Almanya bütün harp imtidadınca açlık nedir bilmeyecekti. Eğer bütün zevahire rağmen bundan mütesir oldu ise mesul ancak Nazi hükümetidir. Birçok sene evvel tereyağı yerine top diye cenk narasını atmakla bu hususta neyi tercih eylediğini göstermiştir. O halde Alman kadın ve çocuklarının çekecekleri yiyecek fiktanının mesuliyeti onun üzerine raci olmuş ve olacaktır. Alman propagandası bunun aksini iddia edecektir fakat meselenin su götürür yeri yoktur. Görüşme fırsatına nail oldu. Birçok Almanlar Hitler'in derin kanaati uğrunda gösterdiği faal sabırsızlığı ki bunu birçok defa o da telmih eylemişti. Çok zaman yaşayamayacağını atfettiler. Bu ayarın dağarcığında öyle kurnazlıklar vardı ki acaba bu fikirde ne maksadı olabileceğini çok defa kendi kendime sordum. Hitler'in rejimin millete tahmil eylediği ağır yüklere ve tahammül edememesi ihtimalinin de hatırına gelmesini düşündüm. Sabırsızlığını meşru göstermesi ve süratle hareket etmesi lazımdı. Çünkü iktisadi vaziyetin yıkılmasının önüne geçmek, milletin pek aşikar olan memnuniyetsizliğine mani olmak icap ediyordu. Bunun içinde de vasi ihtiraslarını teskin etmek ve uzun bir devrede yapılacak planlarını kuvveden fiile çıkarmak maksadıyla askerlik cihazını bir an evvel tekamül ettirmek ihmali caiz olmayan bir keyfiyetti. Ordusunu tamamen hazır bulundurmaktaki surete bilhassa Alman iktisadının yıkılması ihtimali memni idi. Diğer taraftan askeri kuvvetinin artması Almanya'ya harici siyaset itibariyle o zamana kadar yapamadığı müstakil bir siyaset kullanmasını temin ediyordu. Bu suretle benim muasalatımdan evvelki sene zarfında Avrupa'da siyasi vaziyet Almanya lehine tam bir inkişaf halindeydi. 1937 senesinde Reich dahili işlerinde hiçbir ecnebi müdahalesinden çekinecek vaziyette değildi. Roma Berlin mihveri doğmuş German, İtalyan müttehit menafi birkaç ay sonra Eylül'de Mussolini'nin Berlin'i ziyaretinde tasdik edilecekti. Mihver o devirde İtalya karşılanan zecri tedabirde sanksiyon ve İspanya'da Franco partisine karşı ettiği muavenette İtalya menafiyi müdafaa etti. Fakat netice itibariyle bu alışverişten Almanya İtalya'dan ziyade karı çıkmıştır bu meyanda Avusturya'da Nazi entrikalarının en tehlikeli maniğini ortadan kaldırdı. 1934'te Dörfüs'ün katilinden evvel muvaffakiyetsizliği intihar eden Hail'den Almanya'yı kurtardı. Nazi fırkası ve matbuat bilhassa dahil de Bolşevik aleyhtarlığı davulunu çalıyorlar. Fakat haricede komünizmin dünyaya yayılmasına karşı kendilerini yegane bir kalkan vazifesi gördüklerini inandırmak istiyorlardı. Japonya ile Rusya arasındaki gerginliğin verdiği fırsat Almanya-Japonya müadesini imzalamak için fevt edilmedi. Komünist alehtarlığı şeklinde ilan edilen bu cephe aynı zamanda demokrasi alehtarıydı ve İtalya'nın 1937 senesi nihayetinde iştirakili 3 safhalı bir ittifak oluyordu. 1934'te 10 senelik bir Almanya-Polonya muahedesi imza edilmişti. Bu suretle 1937'de Almanya şikayeti mütemail olduğu gibi dünyada münferit ve dostsuz kalmış değil, bilakis siyasi vaziyetini azami derecede sağlamlaştırmış bulunuyordu. Nazil'in muvaffakiyetleri ecnebi memleketlerde ona karşı bir meyil uyandırmıştı. Bu meyil bilhassa kendi camiasından koparılan ana tekrar hududuna ithal fikrinde olan Macaristan vesaire Avrupa memleketleri ile deniz aşırı yerlerde dahi görülüyordu. Auslandstation'lar yahut ecnebi memleketlerde yaşayan Almanlar ana vatanlarının savaşına zahir olmak ve aynı zamanda Almanya'nın istila politikasına ileri karakola vazifesini görmek için faaliyetle teşkilatlarını yapıyorlardı. Bu vaziyet gerek harekatın ve gerek Hitler'in en yüksek ikbali demekti. Eğer partinin mifrit istekleri ve gıda mahrumiyeti memleketin dahinde bir hoşnutsuzluğa sebep dahi olsa, Muti, saf disiplini seven, idare edilmekten hoşlanan Almanlar, Hitler'in harpsiz her istediğini istisnal etmesi fikriyle müteselli oluyorlardı. Bağusuz Alman gençliği gençler hakkındaki hareketten o derece mütehassis oluyordu ki şeflerine üliyete yakın sıfatlar isnat ediyordu. Nazi şeflerin Alman milleti tarafından devredilebilmelerinden hiffetle bahsedenler, 7 seneden beri bütün Alman gençliğine kuvvet ve kudret mezhebi telkin edildiğini ve bu gençliğin Hitler'in en ateşli perest işgârları olduğunu unutmasalar pek iyi ederler. Müsbet fikirli bir müşahit için Hitler'in satranç taşlarını hareket ettirmekteki maharetinde hemen hemen sihir gibi bir maharet vardır.'' Siyasi hareketlerinden hiçbirisi tam manasıyla milletinin arzusuna tevafuk etmiyordu. Alman milletini İtalyanlarla, Japonlarla ne alakası vardı? Fakat hepsi istediği zaman onun amaline hizmet etmişlerdir. Komşularını tamamen tahribi için planlarını hazırlarken onlarla sulh ve sükun dairesine geçilme ihtiyacı vardı. Bu ittifakların kendisine temin edeceği sükün devresine istifade ederek tek bir hedefe doğru yürüyerek Almanya'yı geniş bir askeri kamp haline koyuyordu. Japonya ile yaptığı ihtilaf yalnız Rusya'yı durdurmak için değil, Garp devletlerini müşkülata uğratarak dikkatlerini şark aksasına çevirmek için pek ziyade işine yaradı. 1936'da Hitler İtalya'nın bir taraflığına güvenerek o senenin Mart'ında Rihanna'nın işgaline cüret etti. Yani Roma Berlin mihverine gelince bu yalnız Fransız İngiliz itilafına bir cevap olmakla kalmadı. Aynı zamanda artık kolaylaşan 1938'e gibi yana darbesi için bir tedbir teşkil etti. Bu itilafların kendisine müfit olduğu uzun müddet zarfında Hitler alakadar olanlara karşı samimi protestolar yaptı. Nutuklarını bu noktadan tetkiki gayet istifadeli bir şeydir. Bir kere rollerini oynadıktan sonra bu dostluklar sanki hiç mevcut olmamış gibi ortadan çizildi kaldırıldı. Hitler 1939 Ağustos'unda Polonyalılara karşı atıp tuttuğu esnada sözünü kestim ve 1934'te Mareşal Pilsudski ile yaptığı itilafın kendisine kadar müfit olduğuna dikkatini celbettim. Bana bu itiraftan hiçbir fayda görmeyip bilakis milletin nazarında kendisini küçük düşürdüğü cevabını verdi. Hitler'de fevkalade telkine bir nefsihi denilen hal vardır. İşine gelmezse geçmiş ait bütün sözlerini ve harekatını unutabilir. Japonya içinde böyle oldu. Rusya projelerini daha güzel ihata eden bir itilaf akdeder etmez. Japonya suyu alınmış, posası kalmış bir limon gibi bir tarafa attı. Hitler'in Almanya'sı dostlarından hiçbir nehemiyet vermemiştir. Führer hiçbir zaman tasavvurlarından evvelce Mussolini'ye haber vermek zahmetini ihtiyar etmemiştir. Katiyen eminim ki eğer İngiltere hükümeti Hitler'in 1939 senesi 25 Ağustos tekliflerini kabule müsait görünseydi, birkaç gün evvel imzaladığı Moskova ittifakını yırtmak için hemen bir bahane bulurdu. Söz ile olsun, yazı ile olsun bütün taahhütler Almanya'nın ve Adolf Hitler'in büyük zaferini temin edemeyecek bir hale gelince onların katiyen bir manası kalmaz. O zaman bunlar sadece istenildiği zaman yırtılabilecek mu vakkat vesikalardan ibarettir. İcab ederse ona bu bir yenisi hazırlanabilir. Yukarıda da söylediğim ve Hitler'in Almanya için samimiyetle çalışmaya başladığına inanmaya meyalim. Yalnız sonra sonra Almanya'yı kendisiyle karıştırmış ve bana öyle geliyor ki nihayet ortada yalnız kendisi kalmıştır. Berlin'e vasılı oldum. 1937 Mayıs'ına vaziyet kısaca hülasa edilirse şudur. Bütün nüfuz ve iktidar Hitler'in elinde toplanmıştı. Matbuat için bir kontrol vardı. Fakat bütçe için yoktu. Hiçbir rakip fırka müsamaha edilmiyordu. Her memur Führer tarafından tayin ve gene onun iradesiyle arz ediliyordu. Almanya iktisadi ve mali vaziyetinde müşkülat alaimi görülüyor fakat buna mükabil mühimmat ve silah kuvveti ziyadeleşiyor. Efrat adedi vasih mikyasta attırılıyor ve yaptığı itilaflar sağlamlaştırılarak istifadeye salih bir şekilde konuluyordu. Hitler araziden hariç olarak ihtilal mahiyetinde bir fütühat projesi beslemediğini daima ikrar ve bu sözünü şiddetle tekrar eylediği için Avrupa mümkün mertebe işkillenmiyordu. Diğer milletlerin mevcudiyetine hürmet daha o zamanlar Nazi idaresini ilan ettiği prensiplerden biri olduğu cihetle bazen Almanya'ya pek muvafık demokrasi şekli suretinde gösteriliyordu. Zahiren muvakkat bir sükun olan bu hal hakikatte kesif bir hazırlanma devresiydi. O zaman İspanya'daki dahili harp ile Avusturya'nın istikbali başlıca iki siyasi mesele teşkil ediyordu. Almanya diğer devletler nazarında daha o zamanlar Bolşevik'le karşı ikame edilmiş mükemmel bir mani olarak tasavvur ediliyor. Komünizm de dahilde itisafkarane muamelelerle bu noktayı haklı gösteriyordu. Fakat Alman matbuatına göre birinci derecede umumi düşman İngiltere'ydi. Elden çıkan müstemlekelerin tekrar Almanya'ya avdeti için 1936'da tekrar başlayan Neşriyat sabit bir fikirle yapılmakla beraber fazlalı bir surette vuku buluyordu. İngiltere karşı duyulan infialın sebebi Almanya'nın herkes gibi güneşten istifade hakkına ve Almanya'nın merkezi ve şarkı Avrupa'da Lebensraum yani hayat sahası edilmesine İngiltere'nin bir bekçi köpeği gibi mani olmasından dolayıydı. İlk defa ziyaretini iade eyledim. Göring bu münasebetle bana Almanya bir çiçek toplamak istese derhal İngiltere'nin Es is verboten memnun dememesi kabil olmuyor demişti. Nazilerle esasen yanlış bir surette kullanılan bu Lebensraum kelimesini münakış etmek lüzumsuzdu. Hayat sahası, denilen şey meşru vesayetli iktisadi münasebatı ihtiva ederse haklı olabilir. Askeri veya iktisai tazik ile siyasi tahakküm şeklinde edinilirse haklı olmaz. Bunu anlamıyorlar veyahut anlamak istemiyorlardı. Onun için mümkün ve mütehesaver olan yalnız ikinci şekilde Alman müstemlekelerine ait olan metaliplerine gelince bunun o esnada propaganda maksadıyla yapıldığı meydandaydı. Evvela zamanı gelince kullanılmak üzere bayatlatmamak arzusu ile ikide bir de ortaya konuluyor. Sonra da Almanya'nın bir kere Avrupa'daki ihtirasları tamamen tatmin edildikten sonra Alman milletine onları tereyağından ve diğer gıdalardan mahrum eden amilin müstemilakat yoksulluğu olduğunu inandırmaktı. Aynı senenin teşkilini evvelinde Göring bana bir İngiliz-Alman mütekabil garanti ihtilafını Büyük hatlarıyla izah ederken kendisine müstemlekeler hakkında ne gibi teklifte bulunacağını sordum. Müstemlekelerin bir ehemmiyeti olmadığı cevabını verdi. 1938 Martında ve bu mesele hakkında Hitler'le görüştüğüm zaman hal ve tavrı ile daha bunun münakaşa zamanı gelmediğini anlattı ve bu mesele 4, 6 veya 10 sene daha bekleyebilir dedi. Alman matbaatına bu babda yaptığı neşriyat bir dereceye kadar İngiliz gazetelerinde görülen makale ve mektuplarla besleniyordu. İngiliz gazeteleri Almanların harpten evvel müstemlekelerinden istifade edemediklerini, ihtilatlarının ancak %1 ile 3 arasında bir miktarını teşkil eylediğini ve umitle müstemlekelerin Almanya için lüzumsuz bir lüksten başka bir şey olmadığını ispata çalışıyorlardı. Muvasalatımdan biraz sonra Doktor Goebbels ile ilk mülakatımda bana Almanya'nın müstemlekelerinden soyulduğunu söyledi. Ben de cevaben burada soyulmak tabirini istimal etmenin doğru olmadığını, çünkü Almanya'nın müstemlekelere bir mağlubiyet neticesinde kaybedebildiğini söyledim. O zaman Goebbels bu noktayı anlayabileceğini fakat İngiltere tarafından müstemlekelerin bir lüks olduğunu ve kimse için bir kıymeti bulunmadığını ileri sürerek yaptığı iki yüzlülüğün kendisi kadar vatandaşlarını sinirlendirdiğini ilave eyledi. Bu cevabda bir hakikat vardır. Benim İngiliz matbaatının kudret ve hürriyetine karşı büyük bir hürmetim vardır. Bununla beraber teessüf ederek açıkça itiraf ederim ki İngiliz-Alman münasebetini ıslah yani zulhü muhafaza için... 1937-38'de sarf eylediğim gayretleri hayli müşkülata uğratmıştır. Bu gayretlerin muvaffakiyetsizliğe mahkumiyeti tecrübe ile sabit oldu. Fakat olmayabilirdi de. Son teşhir nisanede Lord Baldwin. Times'ta Neşron'la bir mektubunda şöyle söylüyordu. Demokrasilerin zaafı fikri kafi derece ilim ve fikir esasına istinat etmeyerek alelacele teşekkür ve şiddetle tasdik edilen kısa nazarlıların fitri temayüllerine merkuzdur. Lord Baldwin'in mevhibelerinden biri boğayı boynuzlarından yakalamasıdır. O devirde matbaa tenkitlerinin ekserisi ne kadar doğru olursa olsun bazen de haksız ve gerginlik tevlit edecek mahiyetteydi. Eğer Hitler tabi halde bir adam olsaydı bunun ehemmiyeti yoktu. Fakat matbu evrakta bilhassa İngiliz gazetelerinin tenkitlerine karşı muhakemesini kaybedecek derecede hassas bulunuyordu. Bu hassaslık öyle bir şekilde giriyordu ki yapılan telmihleri fark etmiyor ve gazetelere mesela Manchester Garden ile büyük hadiselerle alakadar olan diğer gazeteleri birbirinden ayırt edemiyordu. Matbaatın Hitler'in her okudukça kanına başına sıçratan bu tenkitleri benim siyasi mesaime yardım etmekten pek uzaktı ve netice itibariyle birçok defa İngiliz gazete sütunlarının müfritlerinin okutulmadan sepete atılması hususunda Şansölye'ye tercümeleri verecek olanları ikna, teşebbüs mecburiyetinde bulundum. Buna uzun müddet muvaffak olamadım. Hitler'in mahiyetinde bulunanlardan son derece İngiliz aleyhtarı olanlar Şansölye'nin kin ve garezini parlatmak için ona bu gibi makalelerin tercümelerini vermekten adeta zevk aldıklarını zannediyorum. İngiliz gazetelerinin neşriyatı bazen vaki olduğu gibi gayri mesul adamların efkarının siyasi fırkaların mücadelesini tevarüz ettirmesi itibariyle haklı olmayabilirdi. Ya kontrol altında bunlar resmi Alman matbuatının neşriyatına ne demeli? O da son derece berbat bir haldeydi. Borkischer, Beobachter, Angriv, Doktor Strasher, tarafından Nuremberg'de neşredilen Yahudi aleyhtarı meşhur Störmer veya Fırkan'ın herhangi bir gazetesi ne derece büyük ve aşikar bir yalan olursa olsun neşrinden katiyen çekinmiyorlardı. Müracaat ettikleri en basit usul açıktan açığa hakaret ve küfürdü. Bunlar gazete değil birer kusma ilacı gibiydiler. Hele çek veya Polonya buhranları gibi harp kokusu başladığı zaman insan örtü duymadan bunları okumasına imkan yoktu. Alman gençliğin hakikatin bu derece kökünden tahrip ve bu yolda rezalete iptina edilmiş bir terbiye aldığını düşündükçe mahzun oluyorum. Berlin gazetelerinden yalnız Deutsch, Argemen, Zeitung, tabi bir gazeteciliğe müsait olan edep ve terbiyeyi askeri surette tatbik ediyordu. Bir de harici nezaretinin fikirlerinin neşir vasıtası olan her zaman asık suretli Borzen Zeytung bir dereceye kadar ciddiyeti muhafaza ediyordu. Gazetenin idaresini Ribbentrop ele aldıktan sonra bu asıklık hayli tenezül etmiştir. Alman gazetelerinin en iyisi ve en bir taraf meslek takip edeni Frankfurter Zeytung'dur. Bu gazetenin sansüre ve bir türlü iftidata rağmen İstiklal'in son asarını muhafaza etmeye nasıl müktedir olabildiğini çok defa kendi kendime sordum. Şahsım itibariyle muntazaman her gün 3 sabah ve iki akşam gazetesi okumak itiyadındaydım. Fakat nazi memurlarından birinin karısı bir gün bana şöyle söylemişti. Niçin zahmet ediyorsunuz bir tanesini okursanız hepsini okumuş olursunuz. Berlin'de bulunalı tam bir ay olmuştu. Açık ve hazırlanmış olan bu teşebbüslerin birincisini yapmak hususunda hükümetimden talimat aldım. Bu teşebbüslerle Lord Baldwin'in yerine baş geçen Monsieur Chamberlain, İngiliz-Alman münasebatını ıslah çarelerini arıyordu. Bilhassa Baron von Nerede, İspanya Vahri kontrol meselesini münakaşa için Londra'ya davet etmek ciheti bahse mevzu teşkil ediyordu hükümet bombardıman tayyarelerinin Ibiza kurbunda Deutschland cep kruvezörüne taarruzundan sonra Almanya kontrolden çekilmişti. Fakat bu fırsattan istifade edilerek beğenilmeler bütün siyasi vaziyet tetkik edilecekti. Bu teklifi yaptığım zaman von Nurettin tereddütlerini hala hatırlarım. Bu tasavvurun dahilen husule getireceği müşkülatın ne demek olduğunu pek güzel anlıyordu. Ben tabii onu gibi düşünmüyordum. Bana Hitler'in fikrini soracağını söyledi ve bu ziyaretin herhalde 20 Haziran'dan sonra yani Balkan payitahtlarında bir seyahatten avdetinde olacağını da ilave eyledi. Bu seyahat için her türlü hazırlıklar yapılmıştı. Ne olursa olsun zaman meselesi ve daha sahil müşkilata rağmen davet bin netice kabul edildi ve Mesir'de Nörat'ın ziyareti Haziran'ın 23 ile 28 arasında olmak üzere tekrar etti. Bu muvaffakiyetimden dolayı memnuniyetim. Uzun sürmedi. Bu tasavvuru kısa kesen hadise de İngiliz Alman müzakeratının kapısını açmak üzere yaptığımız gayretleri akamete uğratmak için kaderin oynadığı rol dikkate şayandır. O zaman bunu talihim fena bir cilvesine isnat eylemiştim. Halbuki sonralara bunun tamamen tasmin mahiyetinde olduğunu anladım. Deutschland'ın bombardımanını oran açıklarında Alman kruvazörü Leipzig'in neticesiz torpillen ve teşebbüsü takip eylediği Haziran 19'unda Berlin'de resmen tebliğ edildi. Ertesi gün Nöret'ten Hüsesi kısa bir mektup alıyordum. Bu mektupta Londra ziyaretinin mümkün olamayacağı bildiriliyordu. Haziran'ın 20'si bir pazar günü müse dafti. O gün sabah ve öğleden sonra hariciye nazarına mülaki olmaya çalıştım. Zannedersem tekayüp etmeyi daha muvaffak olarak kırlarda meçhul bir semte gitmişti. Böyle olmakla beraber akşam kendisini bulmak müyesser oldu. Harici nezaretinin parkındaki hususi ikamet kağına gittim. Kendisine Lipsik hadisesinin Londra ziyaretine daha ziyade icap ettirdiğini ve Şansüleye'yi görerek meseleyi ona tevdi etmeden evvel kat'i surette reddeylemesini kabul edemeyeceğimi söyledim. Baron Von Nehrad, bu mülakatı idare etmek nezaketinde bulundu. Hitler'e ertesi gün gördüm. Führer Ibiza bombardımanında ölen 30 Bahriyeli'nin cenaze merasiminde hazır bulmak üzere gittiği Wilhelm Schaeffen'dan yeni avdet etmişti. Hindenburg, balonunun uğradığı felaketten sonra bu kubulan ilk mülakatımızda olduğu gibi büyük bir heyecan içinde bulunuyordu. Kendisinde Almanların ölümü bahis mevzu olunca ihtiyarı ile mütehiç olmak imkanı vardı. Serdettiğim ve mantıki olan delillerimin hiçbirisini dinlemek istemedi ve böyle bir zamanda harici nazarının Almanya'dan ayrılmasına müsaade etmeyeceğini bildirdi. Vaziyeti o derece akıldan hariçti ki bunu bir türlü kendi kendime izah edemiyordum. Almanya'nın dahili vaziyetine uzun uzadıya tetkikten sonra şu neticeye vasıl oldum. Lipsik hadisesi Hitler'in ve Londra'daki sefiri Monsieur Ribbentrop'un işlerine gelmeyen bir kabul keyfiyetine kaçamak göstermek için bir sebep olarak gösterilmişti. Resmi vazifesinden başka bir de uçan sefir olan Ribbentrop von Norat'ın ziyaretine bir haysiyet meselesi yapmış olacaktı. Bu adam daima izzeti nefsi cerihadar olmuş gibi görünerek lüzumsuz müşkülat çıkarmaya son derece mealdir. Efendisine İngiltere hükümetinin teklifini kabul eden için her şeyi yaptığına ve Leipzig hadisesine de kendisine bu hususta yardım olduğunu hiç şüphe etmiyorum. Londra'da uğradığı muafaketsizlikten son derece alınmıştı. Bir başkasının bu muafaketsizliğin sırf kendi şahsına ait olduğunu ispat edecek surette hareketine tahammül edemeyeceği pek tabi bir şeydi. 1939 hadiselerinde tarih onu şüphesiz ağır bir mesuliyet yükleyecektir. Von in Londra ziyaretine yaptığı entrikalar ne birinci ne de maalesef Führer'in politikasına meşhur nüfusunun son bir misali oldu. Bu benim için fena bir başlangıç teşkil eder. Alman hükümetinin bu ziyareti bu derece şiddetli bir tarzda redde elemesi, İngiltere hükümetine altında cesaret verecek mahiyette değildi. Alman hükümetinin Lipsik hadisesini husule getirdiği teessürden sonra nezaket adabına Tevfik yeniden Londra ziyareti için bir tarih tayin eylemesi lazım geliyordu. Fakat Berlin hiçbir şey yapmadı. Bir sene sonra tekrar teması tesis etmek üzere Lord Halifax'ı Berlin'e göndererek yeniden bir ikinci teşebbüste bulunulmak cihiyeti Mözyo Şenbirleri'ne bırakıldı. Nazi Almanya idare edenlerle münasebatı ıslah için vuku bulan ve haddinde sırf şahsıma ait olarak teşebbüs eylediğim ilk gayret evvelce söylediğim gibi Deutsche Gazel Gesellschaft'ın şerefine verdiği ziyafette irat eylediğim nutuk ikinci teşebbüsü erildi. Nuremberg'de parti kongresinde hazır bulunmaklığım oldu. O zamanı kadar Nuremberg kongresi resmi mahiyette bir içtima telakki edilmediğinden İngiltere, Fransa ve Amerika sefirleri Nuremberg'e gitmekten tevakki ediyorlardı. İlk defa olarak Fransa sefiri Monsieur François Pons, Amerika maslahat pisarı Mösyö Jiber ve ben hükümetlerimiz tarafından Hong Kong'da ancak iki gün hazır bulunmaya müsaade edildik. Kongre'nin imtidat ettiği bir hafta zarfında Nuremberg'de vuku bulan muazzam tezahüratın şahidi olmayanlar ve o havayı teneffüs etmeyenler Almanya'da Nasyonel Sosyalist Harekatı'nın esası hakkında bir fikir edinmiş sayılmazlar. Bu son derece faydalı ve lüzumluydu. Bu iki gün zarfında bir dakikamı bile kaybetmedim. Adetleri 140 bine varan parti şeklini geçit resminde hazır bulundum ki bunlar 2 milyondan fazla taraftar temsil ediyorlardı. Bir sene sonra yine Nuremberg'de Hitler bana partinin 3 milyon memuru olduğunu söyledi. Sonra Hitler gençliğinin 5 genç kız olmak üzere 48 bin taraftar toplayan bir kongresini ve Himmler'in SS teşkilatına mensup olanların karagahlarında 25 bin kişilik bir ziyafet gördüm. Hitler, Norad, Göring, Goebbels ve daha az emni emniyetli birçok zevat ile görüştü. Yapılan tezahürat ve karade müessir mahiyetliydi. Parti şefleri tarafından her memleketin köy ve şehirlerindeki parti teşkilatını idare edenler, yapılan nümayişler Akşam saat 8 de Field sırtında vuku buldu. Bu 140 bin kişi koyu renk gömleklerini giymiş oldukları halde birbirinden muntazam fasılalarla ayrılmış olarak 6 kısım üzere dizilmişlerdi. Ekserisi stadın içine yığılmışlar. Birçoğu da sahayı ihata eden mevkilerde şansüleyeye, nazırlarına, muhafızlarına, orkestralara, resmi davetlere, ve diğer seyircilere tahsis edilen localara karşı yer almışlardı. Hitler mahiyeti tarafından takip olarak tribünün 400 metre kadar en uzak noktasından geldi. Merkezdeki geçilecek yerden yaya olarak yerine vasıl oldu. Gelişi tiyatromsu bir nümayişe sebebiyet verdi. Stadın etrafındaki 300 projektör birdenbire ziyalarını semaya diktiler. Projektörleri mavisi ziyaları birkaç yüz metre yükseklikte ziyadan dört köşe bir çatı teşkil ediyor. O sırada geçen bir bulut da bu manzarayı kuvvetlendiriyordu. Sahne tertibatını andıran bu muhteşem manzara seyircilere buzlan bir katedral içinde bulunuyorlarmış hissini veriyordu. Bir emir aksetti. Merkezdeki geniş yolun nihayetinden ve diğer muazi dört yoldan sancaktarlar çıktılar. Birçokları bayraklarının tepelerine elektrik lambaları rapt etmişlerdi. Bu beş kırmızı ve altın şelalesinin derin bir sükut içinde ve koyu renkli gömleklerin sık saklıları arasında o mavi siyah kupesi altından akması tasvirin fevkinde bir manzara arz ediyordu. Büyük Harp'ten evvel Rus baletlerinin en parlak zamanında St. Petersburg'da 6 sene kaldım. Gördüğüm tema aşağıların hiçbirisi bu sahne tertibatın harikulade güzelliğiyle boy ölçüşemezdi. Sürü adabına tevayet hissi çok inkişaf eden alma bir üniforma taşıdığı zaman mesuttur. Talimle yürür. Bir ağızdan marş söyler. Bu tabi mayeli bilen nazi ihtilali bundan çok istifade etmiştir. Müşteri kuvvetin tezahürü itibariyle bu nümayiş tahtitlerle doluydu. Fakat bir kütle teşkilatının sanat ve zafer noktasından ise harikulade güzeldi. Hitler gençliğinin geçit resmi de ehemmiyetliydi. Bayraklar, mızıka ve marşlar temaşağı büyük bir rol oynuyorlar ve gençlerin çoşkun hevesleri görülüyordu. Hitler has Hitler gençliğinin reisi Baldur von Schira taraflarından nutuklar irat edildi. Rudolf has Hitler'in şahsen bulunmadığı yerlerde onu temsil ederdi. Bu bakımdan Hitler'in evlatları rolünü oynuyordu. Bu harp ilan edildiği zaman Hitler Alman mülkiyetinin başına geçmek üzere Göring'den sonra onu göstermişti. Daha az karışık zamanlar olsaydı. Baş olarak evvela o seçildi fakat askerlerle Nazi partisi arasında muvazeneyi muhafaza için orduda nüfusu o derece büyük değildi. 1896'da doğan Hess İskenderiye'de yerleşmiş bir Tüccar ailesinin sülbünden gelir. Almanya'da büyümüş ve son harpte evvela piyade sonra da tayyareci olarak hizmet etmiştir. 1935 senesine kadar tayyarecilik en ziyade tercih eylediği bir spor olmuştur. Nazır olduğu zaman bile mühim bir sivil müsabakada birinciliği kazanmıştı. Sonraları Hitler hava seferleriyle hayatı tehlikeye koymaya Hitler'le ilk çalışanlardan ve onun en yakın dostlarından olan Hess Fırka'ya ilk senelere dahil olmuştur. 1923 teşhir nisanesinde Münih hareketine iştirak ederek hapse mahkum olmuş ve Hitler'in Sansburg keresinde Münferit hapis cezasına dahi iştirak eylemiştir. 1933'te Hitler iktidara geçtiği zaman makamsız nazır sıfatı ile kabineye girmiştir. Uzun boylu esmer, siyah ve sık kaşlı bir adam olan Hez, meşhur tebessümü ve muhatabına hulul hasaları ile nazi şevklerinin arasında sureta en sevimlilerinden biridir. Çok lakırdı söylemez ve muhaveresi parlak değildir. Böyle olmakla beraber onu benden iyi tanıyanlar, evvel emirde yaptığı tesire göre hükmetmek doğru olmadığını ve Almanya'da nüfuzunun zannolunduğundan daha pek fazla olduğunu söylediler. Onu daha kısa bir surette tarif için çekindiren ve nüfuz edilemez bir hali olduğunu söylemekle iktifa edeceğim. Hez hal ve mekiği icap ettiği zaman müteasıp bir iman ile mücehezdir. O gün ben de fükrele karşı sarf edilen müdahalelere rağmen en ziyade tesir yapan Baldur von Schira'nın nutku oldu. Nutuk gayet kısa ve yağmurlu bir günde söylendi. Uzaklardan gelen büyük bir gençlik kütlesinin yağmur altında durmaktan zevk almaması lazım geldi fikrindeyim. Nutkun bir cümlesi dikkatimi cezbetti. Hatip, "Sizin Protestan veya Katolik olduğunuzu bilmiyorum. Fakat Allah'a inandığınızı biliyorum." demişti. O zamana kadar Hitler gençliğinin önünde dini termihlerde bulunmaktan için ne yap edildiğini zannetmiştim. Halbuki bu cümle bunun böyle olmadığını bana ispat etti. Yalnız Nazariyat itibariyle mukaddes kitaplara karşı olan isyana rağmen Hitler gençliği din bahsinde tamamen hür ve serbesttir. Buna rağmen her zaman mümkün oldukça gençliği dinden uzaklaştırmak için her vasıtaya müracaat ediliyordu. Hohenzollernlerin Allah'ı Almanya'yı 1918 hezimetinden kurtaramamıştı. Eğer daima Allah'a tapmak icap ediyorsa tamamen Alman olan bu mabudun efsafına Hitler o derece yakından iştirak ediyorlardı ki onu bu uluhiyetten ayırt etmek pek güç oluyordu. Nutuklarında şansölye mütemadiyen kadir olan Allah'tan bahsediliyordu. Dinsiz değildi. Yalnız bu mabudun Hristiyan aleyhtarı ve Hitler taraftarı olduğunu kabul ediyordu. Kendisiyle bu bulunan mülakatlarımdan birinde dinden bahsettik. O zaman protestan rahibi Neymoller'i iltizam eden bazı İngiliz psikoposlarının tavır ve hareketlerine kıskındı. Almanya'nın din işlerine İngiliz papazlığının müdahalesine tahammül edemeyeceğini bağırarak söyledi. Nazi hükümetine karşı bir isyan hazırlamak ithamından mahkemenin tebriğe eylediği ve serbest bıraktığı papaz Neumeler tecrit karargahına sevk edilmesine emir vermesine, İngiliz papazlarının lüzumsuz müdahaleleri sebep olduğunu ve eğer İngiliz psikoposları Almanya'ya gelmek teşebbüsünde bulunurlarsa huduttan dışarı atılacaklarını ilave etti. Sözünü şu hayrete değer cümlelerle bitirdi. Din Almanya'da olduğu kadar dünyanın hiçbir yerinde serbest değildir. Bu söz benim cevap bulamayacağım formüllerden biriydi. Zaten bulsam da bir faydası yoktu. Cermin olan Allah'ının tevkin eylediği itikada tevfikan hakiki dini olan nasyonel sosyalizm hakikaten serbest bir dindi. Hitler bunu demek istiyor ve onu alakadar eden de ancak bu iyiydi. Üstelik serde diye fikre kendisini inandırmak için harikulade bir fıtrata malik bulunuyordu. Ve bu nokta gerek kendisiyle gerek mukallidi olan Monsieur von Ribbentrop'la Yapılan münakaşa yahut muhaveriyi tamamen akamete müşkülata uğratıyordu. Nuremberg'de Monsieur Himler'in ez es eslerinin kampında muazzam bir çadırda verilen ziyafet başka bir noktadan da istifadeyi mucipti. Yemek esnasında siyah gömleklerden bir koro heyeti birçok şarkılar söylediler. Sonra gama haçlı bayrak götürülürken trampet sadalarıyla ihtiram merasimi yapıldı. Bu merasim iştirak eden bando ile SS'lerin kıyafetleri pek mükemmeldi. SS'lerin nazi rejiminde ehemmiyetli rolleri vardı. Birçokları arasında bedeni teşekkürleri itibariyle seçilirler. O zaman bunu tasvir için şöyle yazmıştım. Meşalelerin hafif ziyaleriyle kamp zulmede gark olmuştu. Sükut içinde dimdik duran siyah üniformalar, trampetlerin ve borulara takılı bayrakların üzerinde Ölü kafası ve ölü kemikleri bu manzaraya tehditkar ve mevtai bir şekil veriyordu. Kendimi 17. asırda Wallenstein devrinde 30 sene muharebeleri zamanında yaşıyorum sandım. Böyle olmakla beraber bu askeri ve askerimsi nümayişlerin aşikar olan tehdidi bir tarafa bırakılırsa bu manzara bende birçok tesirler usule getirdi. Evvela raporlardan öğrendiğim bundan evvelki kongrelerinkinden daha sakin bir hava teneffüs ettim. Bu sükunet kısmen bizzat nazilerin ziyadeleşen kuvvet ve itimat hislerinden kısmen de gene tezahüt eden sıkıntıdan doğan bir neticeydi. Bu hal bana nazi idaresinin daha sakin bir safhaya girdiği ümidini verdi. Nazi şefleriyle olan mülakatımın neticesinde İngiltere ile Almanya arasında daha iyi bir anlaşma imkanı görüyordum. Aynı zamanda Hitler'e karşı olan merbutiyetin daha fazlalaştığına adeta teabüt derecesine vardığına şahit oldum. Hülasa Nazi teşkilatının fevkaladeliğini gözümle görmüş oldum. Söylediğim gibi Nuremberg'de iki gün kaldım. Bu kısa müddet zarfında içinde bulunduğum muhit benim için son derece istifadeli oldu. Nazili en hakiki şekliyle bana tanıttı. Bununla beraber Almanların memnun veya hoşnutsuzluklarını Nuremberg'de toplanan Nazi fırkasın hali vatanperverlik coşkunlukları ile bir alakası yoktu. Orada Almanya hakkında tam bir fikir edinmek mümkün değildi. Halbuki Almanya demek Nazi demekti. Bunun aksini iddia etmek de bir hakikat değil sadece bir arzudan ibaret olabilir. Arkası yağar.